Kültür Bakanımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, rektörlerimiz, değerli akademisyen arkadaşlar, kıymetli basın mensupları ve çok değerli hazirun. Hepinizi bu güzel sabahta en derin kalbi selamlarımla, saygılarımla selamlıyorum. Çok güzel bir gün bugün. Zira pek çok toplantıda böyle eğitim, kültür, güzel konuları konuşmuyoruz. Uluslararası alanda bugünlerde dünyada savaş, çatışma, gerginlikler var. Ne güzel ki iki ülke arasında bugün bizi birbirimize bağlayan Mehmet Akif gibi bizi bir milli şairimizi ortaklaşa anmak için bir araya geldik. Ben bundan özellikle kıvanç duyduğumu huzurlarınızda belirtmek isterim. Bu vesileyle özellikle Maarif Vakfımızla ilgili olarak da birkaç cümle de söylemek istiyorum. Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, yani parlamento tarafından özel bir kanunla kurulan bir kamu vakfıdır. Temel amacı ülkeler arasında halktan halka ilişkileri geliştirmek için anaokulundan üniversiteye kadar her düzeyde insanlığın ortak değerlerini esas alan örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermektir. 2016 yılında kurulan vakfımız şimdiye kadar 34 ülkede temsilcilik açmıştır ve 20 ülkede de hali hazırda okullarımız vardır. Balkanlarda da şimdilik Kosova'da iki okulla bu sene eğitime başladık. Ama kısmet olursa önümüzdeki yıl itibariyle inşallah Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek ve Romanya'da da okullarımızı açacağız. Dolayısıyla Balkan coğrafyası bizim komşu coğrafya olarak eğitim alanında işbirliği yapmak istediğimiz en önemli coğrafyalardır. Bunlar bizim açımızdan komşu ve kardeş halklardır. Halktan halka ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bugün de görüldüğü üzere Türkiye Maarif Vakfı aynı zamanda belli alandaki kültürel programlara da destek vermektedir. Zira bugünkü iletişim çağında kalıcı işbirliği ve dostlukları kurmanın yolu her iki ülkenin dilini, kültürünü anlayan insanlar yetiştirmekten geçtiğine inanıyoruz. Hele hele sembol isimler üzerinden Mehmet Akif gibi milli şairimiz hem de Arnavut birisi üzerinden beraberce ortak geçmişe dayanarak daha güvenli geleceği inşa edeceğimiz kültürel ögelerde varken bunları güçlendirmemiz gerekiyor. Evet, Mehmet Akif Ersoy Arnavut asıllı bir şairdir ama bizim de kendimiz açısından milli şairimizdir. Zira Kurtuluş Savaşı yaptığımız 1920'lerde henüz daha savaş kazanılmadan düşman bizim başkentimize yakınlaşmışken o asla Ankara'ya yaklaşmadan asla ümidi terk etmedi. Bize özgürlüğün kıymetini, bağımsızlığın önemini ve ümidini aşıladı. Bizim milli marşımızın birinci mısrağında korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak mısrasını henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan ülkenin her tarafı işgal edilmişken yazdı. Bu özgürlüğe ve kendi insanına olan güvenin bir ifadesiydi. Sadece orada değil, Çanakkale Savaşı'ndaki yazdığı şiirlerle, Bursa işgal edildiği zaman yazdığı şiirlerle, büyük şehirlerimiz işgal edilmişken yazdığı şiirlerle hep imanı, güveni, cesareti aşıladı ve biz o sayede bugün bağımsız ve hür bir ulus olarak dünya düzeni de yerimizi alıyoruz. Yaşasaydı belki Arnavutluğun bugünkü düzeni görseydi, şu toplantıları görseydi ne kadar mutlu olurdu tahmin edersiniz. O bizim bu anlamda kahraman şairimizdir ve aslında bakarsanız onun ifadeleri ve mesajı insan onuruna yaraşır şekilde ulusların, milletlerin hür ve özgürce, bağımsızca yaşamasına ilişkin inancının ve adanmışlığının sonucuydu. Sadece Arnavut değildi, sadece Türk değildi. Özgürlüğe, cesarete ve bağımsızlığa olan inancını bizlere aşıladı. Ve bu anlamda insan onurunu besleyen önemli bir şairdi, bir evrensel insandı. Ben sözümü uzatmayacağım ama bu sempozyumu düzenlememizde bizlere yardım eden çok önemli kahramanlar var aramızda.
Hem siyasilerine teşekkür ediyoruz. Onlar destek verdiler. Tıkandığımız yerlerde hakikaten önümüzü açtılar. Arnavutluğun Ankara Büyükelçisi'ne özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Büyükelçimize, Tiran'daki Büyükelçimize çok teşekkür ediyorum. Siyasilerimize teşekkür ediyorum. Bu çok önemli. Sayın Tiran Üniversitesi Rektörümüze teşekkür ediyorum. Mehmet Akif Üniversitesi Rektörümüze teşekkür ediyorum. Bir şey de öneriyorum son söz olarak. Sadece sempozyum kalmasın. Gelin Arnavutluk'taki üniversitelerde özellikle Mehmet Akif kürsüleri açalım. Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkilerimizi daimi olarak geliştirecek olan araştırma merkezi açalım. Bunu daimi kılalım ki bu kalıcı olsun. Sayın rektörlerimiz buna evet derse biz de Maarif Vakfı'na destek vermeye hazır olduğumuzu burada belirtmek istiyorum. Bir kez daha hazırına ve katkı veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Efendim, Sayın Akgün'ün teşekkürlerini sundu. Bizler de hem Türkiye Maarif Vakfı'na hem de şahsına konuşmaları ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Saygıdeğer konuklar, açılış konuşmalarını yapmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Adem Korkmaz'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlir Meta, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve çok değerli katılımcılar, misafirler. Bugün gönül coğrafyamızda ve dostlarımızın ev sahipliğinde düzenlediğimiz 2. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri takdim töreniyle Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu münasebetiyle bir aradayız. Teşrifleriniz için teşekkür ediyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2006 yılında kuruldu. Üniversitemiz 10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde büyük bir gelişme göstererek 11 fakülte, 5 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ve 4 enstitüden oluşan akademik potansiyele ve bu birimlerde eğitim, öğretim gören yaklaşık 32 bin öğrenci seviyesine ulaştı. Üniversitemiz yaptığı çalışma ve projelerle yerel, ulusal ve uluslararası alanda önemli faaliyet ve sorumluluklar üstlenmektedir. Elbette bu çalışmaları yaparken taşıdığımız ismin bize yüklediği misyon ve sorumluluğun farkındayız. Zira Akif'in hayatı, şahsiyeti ve eserleri bu anlamda bize büyük güç katmakta ve yeni ufuklar açmaktadır. Akif, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızda bir nefer olarak yerini almış, Anadolu'nun dört bir yanında milli mücadeleye her anlamda, fikri ve fiili anlamda desteğini vermiş ve zafer kazanıncaya kadar da bu çalışmalarını sürdürmüştür. Milli mücadele dönemlerinde de Sayın az önce başkanımın ifade ettiği gibi Türk milletine, bütün İslam dünyasına esasında verdiği mesajlarla özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu da ayrıca milli marşımızı da yazarak bu anlamda bizlere çok büyük moral desteği vermiştir. İşte böyle mümtaz bir şahsiyetin ismini taşıyan bir bilim kurumu olarak biz de gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversite olarak bir yandan bilimsel çalışmalara, akademik çalışmalara, diğer yandan da yerel düzeyde kalkınmayı destekleyecek projelere büyük önem veriyoruz. Üniversitemizin içinde bulunduğu Burdur ilinde hayvancılığı daha ileri noktalara taşımak için projeler geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu sayede üniversitemiz Türkiye'de hayvancılık alanında Kalkınma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından pilot üniversite olarak seçildi. Yakın bir gelecekte özellikle ülkemizin hayvancılık ve hayvancılığa dayalı ürünler konusundaki birçok meselesi konusunda ciddi çalışma ve projeleriyle inşallah adından söz ettirecek. Yine bölgemiz ve ülkemiz sportif altyapısının gelişimine yönelik olarak hazırladığımız alternatif sporlar, sporcu eğitim ve kamp merkezi projemiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçme aşamasında.
Temelleri atılan ve hızla ilerleyen bu projeyi tamamlandığında sadece bölgemizin değil, aynı zamanda ülkemizin de çok önemli bir sportif altyapısına kavuşmuş olacağız. Bütün bu çabalarımız, üniversite olarak bir eğitim kurumu olmanın yanında, bölge ve ülke kalkınmasına destek olma misyonumuzun da bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Balkanlardaki gönül dostlarımızla etkin işbirliklerini arttırarak çalışmalarına devam etmektedir. 2015 yılından itibaren yoğun bir şekilde Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya başta olmak üzere bütün Balkan coğrafyasında yoğun ve etkin çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Kasım ayı başında Tiran Üniversitesi, Elbasan Üniversitesi, İşkodra Üniversitesi, Tuzla Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Tetova Üniversitesi ile Burdur'da bir zirve gerçekleştirdik. Bugün burada yaptığımız bu çalışmaların detayları ve diğer konuları ortak çalışma niyetlerini ikili anlaşmalarla teyit ettik. Önümüzdeki aylarda çok daha geniş katılımlı işbirliği toplantıları ve somut projeleri tartışmak için Türkiye'de tekrar bir araya geleceğiz. Yine Türkiye Yükseköğretim Kurulu ilk kez 2017 yılında uygulamaya koyduğu yurt dışı YÖK bursları uygulamasında veterinerlik konusunda burslu öğrencilerin eğitimlerinin üniversitemizde yapılmasına karar verildi. Karar sonrası vakit kaybetmeden yeni eğitim döneminde ilk burslu öğrencilerimizi üniversiteye kabul ettik. Şu anda aramızda da bir öğrencimiz doktora düzeyinde üniversitemizde eğitimine başlamış bulunuyor. Balkan üniversiteleriyle bundan sonra çok daha güçlü işbirliklerini artırmak niyetindeyiz. Bugün dost ve kardeş ülke Arnavutluk başkenti Tiran'da Mehmet Akif Ersoy adına düzenlediğimiz bilim ve sanat ödül töreniyle yapacağımız uluslararası sempozyum, Balkan coğrafyasının seçkin bilim kurumlarıyla yapacağımız işbirliklerini arttırması açısından bir dönüm noktasını oluşturacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, Mehmet Akif Ersoy adına gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerde bize destek olan ve bize yol gösteren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a buradan şükran ve minnetlerimi arz ediyorum. Teşrifleriyle bizleri onurlandıran Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlir Meta'ya huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sağ olun, var olun. Üniversitemiz tarafından kendilerine verilen Fahri Doktora payesiyle artık Mehmet Akif ailesinin bir üyesi olan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na böylesi bir etkinin düzenlenmesinde verdikleri desteklerle bizi yalnız bırakmadıkları için şahsım ve üniversitem adına içtenlikle teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, sağ olun, var olun. Bu güzel şehirde dost ve kardeşlik duyguları içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerimizde bizimle işbirliği yapan, destek olan başta Tiran Üniversitemize ve saygıdeğer rektörüne, Türkiye'nin yurt dışı eğitim faaliyetlerinde çok önemli bir misyonu üstlenmiş olan Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu'na ve başkanına, bize katkı sağlayan çalışmalarımızdaki Alsar Vakfı'na, üniversitem adına teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. İkinci, Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödüllerine layık görülen değerli bilim insanları, sanatçılarımız ve araştırmacılarımıza ve onların çalışmalarını değerlendiren, vakit ayıran üniversitemiz için ve ülkemiz için kıymetli jüri üyelerine, bu çerçevede düzenlenen sempozyuma bildirileriyle katılan değerli araştırmacılarımıza da şükranlarımı sunmak istiyorum. Başta Burdur'dan katılan Sayın Valim, milletvekillerimiz ve sivil toplum temsilcileri olmak üzere, Türkiye'mizin ve Balkan coğrafyasının değişik bölgelerinden bu organizasyona katılan her düzeydeki rektörlerimize, sivil toplum örgütlerimize, araştırmacılarımıza ve siyasetçilerimize katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu etkinliğimize kurumsal olarak destek veren Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu TRT ile Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'ne de teşekkürü bir borç biliyorum. Hepinize tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım. Bizler de konuşmaları için Profesör Doktor Sayın Adem Korkmaz'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli misafirler, törenimize katılamayan ancak nazik mesajlarıyla desteklerini bir kez daha gösteren Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş'un özel mesajını sizlerle paylaşmak isterim.
Profesör Doktor Sayın Adem Korkmaz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü. Tiran Üniversitesi ve Türkiye Maarif Vakfı işbirliğiyle gerçekleştireceğiniz ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na Fahri Doktora payesini takdim ile 2. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu ve Bilim Sanat Ödülleri töreninde aranızda bulunamadığım için üzgünüm. Nazik davetiniz için teşekkür eder. Sempozyumun başarılı geçmesi temennisiyle başta Fahri Doktora payesi takdim edilen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere ödül alan herkesi tebrik eder, tüm konuklara sevgi ve selamlarımı sunarım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş. Saygıdeğer konuklar, törenimizi teşrifleriyle bizleri onurlandıran Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlir Meta'yı konuşmaları için kürsüye davet ediyorum. Buyurun. İnderuar ministri yaştım. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Mirel Akumbaro, Sayın Korkmaz Bey, Sayın Koni Bey, Sayın Büyükelçiler, değerli katılımcılar, bay ve bayanlar, bu ikinci sempozyum uluslararası sempozyuma katılmaktan çok gurur duyuyorum. Bugün katılmam, bugün bu etkinliğe katılarak iki konuda onur duyuyorum. Hem bu sempozyumun gerçekleştirileceği için hem de çok önemli ve değerli bir dostumuza Fahri doktorasını vereceğiniz için çok gurur duyuyorum. Bu faaliyeti düzenleyen Maarif, Türkiye Maarif Başkanı'na da teşekkür ediyordum. Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkilerimiz çok iyi düzeydedir. İlişkilerimiz hem dostluk hem kardeş seviyesindedir. Mehmet Akif Ersoy bu ilişkilerinin en güzel sembolüdür. Bunun yanında Şemseddin Sami Fraşeri de önemli figürlerimizden biridir ve iki ülke arasındaki köprüleri kurmaktadır. Arnavutluk ve Türkiye arasında her alanda işbirliği bulunmaktadır. Hem ekonomi, ticari hem de daha hassas konularda, güvenlik konularda da işbirliğimiz bulunmaktadır. Dünya güvenliği ve istikrarı için önemli olan terörle mücadelemize de önemli, bu konuda da önemli işbirliğimiz var. Türkiye Arnavutluğa her konuda, her alanda destek vermiştir. Hem sağlık alanlarında, hem kültür, hem eğitim alanlarında desteklerini esirgememiştir. 90 yıllarının başında Türkiye Arnavutluğa çok büyük destekler vermiştir. O dönemlerde bütün bir sürü öğrencimiz Türkiye'de okumaya başlamıştır ve bu iki ülke arasındaki köprülerini daha çok geliştirmiştir. Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığına da büyük destekler vermiştir. Türkiye'nin bu son dönemlerde verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
İki ülke arasındaki işbirliğimizin gelecekte daha güçlü olacağını temenni ediyorum. Diğer yandan bugün daha çalkantılı bir dünyada yaşıyoruz. Yaşadığımız bölgelerde istikrarlığını çalkalayan krizlerini şey yaparsak, göz önünde bulundurursak, Türkiye bir milyonlarca mülteci bekleyerek bu krizlerde önemli destekler vermiştir. Dünyadaki istikrarlığına yardımlarını esirgememiştir ve insani yardımlarda da katkıları çok büyüktür. Biz bu zor adımları sadece iki ülke arasındaki daha işbirliklerini daha çok güçleştirerek daha kolay atlayabiliriz. Bu faaliyeti düzenlediğiniz için organizatörlere teşekkür etmek istiyordum. Sayın meslektaşıma, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunmak istiyordum. Bakan Bey'e söylemek istiyorum ki bu kardeş ilişkilerimiz hep sürecektir. Çünkü bizim sigalarımız ortaktır. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sayın İdil Meta'ya teşrifleri, konuşmaları ve destekleri için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Arkadaşlarımızdan rica edelim, jüri üyelerimizin takdim etmek istiyoruz. Görsellerini arka tarafta yansıtsınlar. Kıymetli misafirler, 2. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödüllerine layık görülen değerli bilim insanları ve sanatçıların çalışmalarını değerlendiren kıymetli jüri üyelerimizin isimlerini zikretmek isterim. Profesör Doktor Durmuş Günay, Profesör Doktor Murat Ali Dulupçu, Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar, Profesör Doktor Ahmet Cevat Acar ve Profesör Doktor Adem Korkmaz. Efendim, bu zor ama anlamlı, önemli görevleriyle ödüllerin sahiplerini bulmasına katkıda bulunan jürimizin saygıdeğer üyelerine sizlerin de o kıymetli alkışlarınızla şükranlarımızı sunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, saygıdeğer konuklar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na tevdi edilen Fahri Doktora Payesi takdim törenine geçiyoruz. Fahri Doktora Payesi Senato kararını okumak ve Sayın Bakanımıza binişlerini giydirmek üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Adem Korkmaz'ı bir kez daha kürsüye davet ediyorum. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosu'nun 28.11.2017 tarih ve 308/8 no'lu kararı ile girişimci ve insani politikaları ışığında Türkiye'nin bölgesel, küresel sorunlarının çözümü için ilgili devletlerle kurduğu güçlü iletişimi sayesinde gelişen işbirliklerinde samimi ve üstün çabası, ülkemizin çıkarlarını cesur ve proaktif bir tavırla koruma ve geliştirmeye yönelik politikaları, ticari ilişkileri ve anlaşmalarında üstlendiği aktif rol, Türkiye'nin bakış açısını ve tecrübelerini diğer ülke politikalarına ışık tutacak nitelikte aktarma gayreti ve uluslararası platformda Türkiye'nin itibarına ve güçlü sesine katkılarından dolayı Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na uluslararası ilişkiler alanında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fahri Doktora Payesi verilmiştir.
saygılarımı sunuyorum. Efendim, biniş için Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Buyurun. Kendilerine takdim edilen Fahri Doktora payesiyle artık Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmalarıyla efendim kürsüyü de teşriflerinizi arz ederim. Lütfen. Dışişleri Bakanımızın Sayın Rektörümüze takdimleri var. Dost ve kardeş Arnavutluğun saygıdeğer Cumhurbaşkanı Sayın İlir Meta, Arnavutluğun çok değerli Kültür Bakanı Milena Kumbara Furci, çok değerli milletvekili arkadaşlarım hem Türkiye'den hem Arnavutluk'tan, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi'nin çok değerli rektörü, Tiran Üniversitesi'nin çok değerli rektörü, Maarif Vakfı'nın çok kıymetli başkanı ve yöneticileri, değerli akademisyenler, sevgili öğrenciler, değerli dostlar. Bugün dost ve kardeş Arnavutluk'ta bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Tiran Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi ve Türkiye Maarif Vakfı'nı düzenledikleri 2. Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu ve Bilim ve Sanat Ödülleri etkinliğinden dolayı cani gönülden kutluyorum. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un adına düzenlenmiş bu ödülü hak eden tüm dostlarımızı da yine cani gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca bugün şahsıma tevdi edilen Fahri Doktora unvanı için Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Senatosu'na da şükranlarımı sunuyorum. Daha önceki görevlerimde de, özellikle Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığı dönemlerimde de Avrupa'nın değişik ülkelerinden, farklı üniversitelerden Fahri Doktora ve Profesörlük unvanları aldım. Fakat milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un adını taşıyan üniversitemizden ve kendi bölgemiz Burdur'daki üniversiteden bu unvanı almak beni onurlandırdı. Girişimci ve insani dış politikamızda tüm dünyaya örnek olmaya çalışıyoruz. Girişimci dış politikamızda Türk insanının girişimci ruhunu yansıtıyor ve var olan sorunlara, çatışmalara çözüm arayış içinde oluyoruz. Ayrıca güven arttırıcı adımlarla, tedbirlerle Balkanların, Kafkasya'nın ve bulunduğumuz coğrafyanın istikrarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yine insani dış politikamızda da Türk insanının vicdanını yansıtmaya çalışıyoruz. Ve dünyanın her bir köşesindeki yardım bekleyen mazlum insanlara Türk insanının cömert yardımlarını ulaştırıyoruz. Ayrıca kalkınma desteklerimizde de var olan birçok sorunun esasen sebebi olan yokluk, işsizlik
vesaire, ekonomik sıkıntılar gibi veya az gelişmişlik gibi sorunların aşılmasına da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Son bir yıldır Rusya ve İran'la birlikte sarf ettiğimiz çabalarla bugün Suriye'de çatışmalar %90 oranında durmuştur. Şimdi hedefimiz siyasi çözümdür. Çünkü kalıcı çözüm siyasi çözümdür. Sayın Cumhurbaşkanı, çok değerli misafirler, sevgili gençler, sizlere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'deki kardeşlerinizin selamlarını getirdim. Biliyorsunuz biz Arnavutluğun istikrarını, refahını, gücünü kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Ayrıca Arnavutluğun istikrarı, refahı ve gücü demek, Balkanların, Doğu Avrupa'nın, hatta ötesinin istikrarı ve güvenliği demektir. Bugün kardeş Arnavutluğun Avrupa-Atlantik bölgesinde oynadığı kritik rolü canı gönülden destekliyoruz. Ve Batı Balkanların istikrarı için yine dost ve kardeş Arnavutluğun rolünü önemsiyoruz, işbirliği yapıyoruz. Arnavutluk'ta sizin sevinciniz en çok bizi mutlu eder. Sizin bir derdiniz, tasanız bizleri üzer. Ve biz Arnavutluk'ta kendimizi evimizde hissediyoruz. Tıpkı bugün benim kendimi evimde hissettiğim gibi. Arnavutluk'ta evet sınırlarımız yok. Ama Arnavutluk'taki tüm kardeşlerimizin, dostlarımızın ve yöneticilerin de söylediği gibi ve Türkiye'de de bizim hissettiğimiz gibi biz Arnavutluk'ta kendimizi komşu hissediyoruz. Komşu olmak için illa sınırlarınızın olması, ortak sınırlarınız olmasına gerek yok. Ve Arnavutluk'la ilişkilerimizi her alanda, siyasi, ekonomik, kültürel, güvenlik, askeri ve diğer yönleriyle daha da derinleştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bugün bu toplantıdan sonra Brüksel'e NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için gideceğim. Ve orada sevgili kardeşim Arnavutluk Dışişleri Bakanı Dietmar Buşati ile de görüşeceğiz. Ve NATO çatısı altında da karşı karşıya kaldığımız sınamaların üstesinden gelmek için Arnavutluk'la yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, çok değerli Kültür Bakanı, değerli dostlar. İlişkilerimizin elbette en önemli boyutlarından biri de kültür ve eğitimdir. Arnavut kültürü Türk kültürünün, Türk kültürü ise Arnavutluk kültürünün esasen bir parçasıdır. Bunu günlük yaşayışımızda görüyoruz. Kullandığımız dilde görüyoruz. Aynı şekilde yemeklerde, kültür ve sanatta bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Biraz önce çok değerli Kültür Bakanı Milana Kumbara ile ortak kültürümüzü ve mirasımızı nasıl güçlendirebiliriz ve ortak mirasımızı nasıl yeniden ihya edebiliriz bunu konuştuk, sohbet ettik. Ve inşallah TİKA'mızla birlikte ortak projelerimizi hayata geçireceğiz ve ortak kültürümüzü, mirasımızı yeniden birlikte ihya edeceğiz. Esasen ülkemizde milyonlarca Arnavutluk kökenli vatandaşımız var. Bunlar iki ülke arasında en önemli bağdır, köprüdür. Diğer taraftan İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un babası Mehmet Tahir Efendi, Kosova İpek'e bağlı Şuşişa köyünden İstanbul'a gelmiştir. Keza İstanbul Üniversitesi'nin kurucu rektörü Konispol Nihatlı Hoca Tahsin Hasan Tahsin, büyük dil bilimci Şemsettin Sami Fraşeri ve burada ismini sayamayacağım birçok bilim insanı Arnavutluk kökenlidir. Ve bugün Tiran Üniversitesi'ndeki Tiran Üniversitesi Arnavutluğun en büyük ve en köklü üniversitesidir. Tiran Üniversitesi'nde bir Türkoloji bölümü vardır. Ve Türkoloji bölümünün yanında Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri ile Arnavutluk'ta kardeşlerimize Türkçe öğretmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ayrıca
kültür alanında yürüteceğimiz ortak çalışmalarla işbirliğimizi de daha da kuvvetlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Biraz önce de söyledim, TİKA'mızla ve tüm kuruluşlarla da kardeş Arnavutluğun yanında olmaya devam edeceğiz. Kalkınma projelerine destek vermeye devam edeceğiz. Elbette eğitim önemli dedik. Bugün Türkiye'de 200'e yakın üniversitemiz mevcuttur. 60'lı yıllarda ise sadece 8 tane üniversitemiz vardı. Ve bu üniversitelerimizde yaklaşık 110 bin yabancı kardeşimiz eğitim görüyor. Biz daha çok öğrencinin, Arnavutluk'tan da daha fazla öğrencinin Türkiye'de eğitim görmesini istiyoruz. Yine değişim programlarıyla Türkiye'den de öğrenci kardeşlerimizin gelip Arnavutluk'ta değişik üniversitelerde eğitim görmesini arz ediyoruz. Bunu teşvik etmeliyiz. Biz daha fazla kardeşimizin gelebilmesi için Türkiye Bursları programını başlattık. Halen dünyanın 160 ülkesinden yaklaşık 16 bin öğrenci Türkiye burslarından yararlanıyor. Arnavutluk'ta gelen öğrenci sayısına baktığımız zaman, daha doğrusu burstan yararlanan öğrenci sayısı ise 663, 92'den bu yana. Bu akademik yılı için 58 kardeşimiz Arnavutluk'tan Türkiye burslarından yararlanıyor. Biz bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Ve bunu Arnavutluk Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümeti ile birlikte inşallah arttıracağız. Burada eğitim deyince biraz önce çok değerli başkanının da anlatmaya çalıştığı Türkiye Maarif Vakfı'na da vurgu yapmak istiyorum. Ve Maarif Vakfı kurulduğu günden bu yana yaklaşık bir yıldır tüm dünyada esasen rüştünü ispatlamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ terör örgütünün gerçek yüzünü gören ülkeler, FETÖ'nün o ülkelerdeki okullarını ya devralmışlardır ya da Maarif Vakfı'na devretmeye başlamışlardır. Ayrıca Maarif Vakfı kendi inisiyatifleriyle başka okulları devralmıştır, satın almıştır. Yeni okullar açmıştır. Üniversiteler, liseler, anaokulları. Gördüğüm kadarıyla Arnavutluk'ta da yine bu çabalarını sürdürüyor. Üniversite devralma ve okullar açma konusunda yoğun çaba sarf ediyor. Yine dost ve kardeş Kosova'da da iki tane okulu bu eğitim yılı başında açmıştır. Bu başarılarından dolayı gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca Maarif Vakfı öğretmen desteği ihtiyacı olan ülkelere de öğretmen ya da okullara öğretmen ataması da yapıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki eğitim kalitesini dost ve kardeş ülkeleri ve ihtiyaç duyan ülkelere yansıtmaya çalışıyoruz. Bu konuda Arnavutluk'la yakın işbirliği içinde olacağımıza inanıyoruz. Değerli dostlar, 15 Temmuz hain darbe girişimi dedim. Sizlere FETÖ terör örgütünü anlatmama gerek var mı? FETÖ terör örgütü devlet kurumlarımızı ele geçirmeye çalıştılar. Türkiye'de kumpaslar kurdular. Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediler, hükümetimizi devirmek istediler. Sivilleri katlettiler. Bir gecede 250 vatandaşımızı katlettiler. Meclisimizi bombaladılar. Sivil insanların üzerinden tankları geçirdiler. Bunları niye söylüyorum? Nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu anlamanız için söylüyorum. Bugün bazı ülkeleri FETÖ adeta ele geçirmiş durumdadır. Bunlardan bir tanesi Kırgızistan'dır. Geçen hafta Bakü'de Pakistan Dışişleri Bakanı ile sohbet ettik. Ve kendi kurumlarına nasıl sızdıklarını, yargı dahil, nasıl sızdıklarını kendisi bana anlattı. Dost ve kardeş bir ülke Pakistan. Biz bu örgütle, bu terör örgütüyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletimize, devletimize kasteden bir terör örgütüyle mücadeleyi bırakamayız.
Dolayısıyla dost ve kardeş ülkeleri de yanımızda görmek isteriz. Maalesef FETÖ'nün bugün Arnavutluk'ta da faaliyetlerin olduğunu biliyoruz. Bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. Eğitim kisvesi altında çocuklarımızı zehirliyorlar. Size sormak istiyorum, bu katillere, tankları insanların üzerinden geçiren katillere çocuklarımızı emanet edebilir miyiz? Bunlar niye eğitimle ülkelere giriyorlar? Tıpkı Türkiye'de yaptığı gibi en zeki çocuklara burs veriyorlar. Elitlerin çocuklarını okullarına alıyorlar. Elitlerin, siyasi elitler dahil. Sonra bu çocuklara yurt dışında eğitim için de burs veriyorlar ve o çocuklar daha sonra döndükten sonra ülkelerine devlet kurumlarına sızıyor. Dışişleri Bakanlığı'na. Ben kendi mensuplarımın yani kariyer diplomatlarımın %25'ini atmak zorunda kaldım. Deliller üzerine, elde edilen somut deliller üzerine. Orduya, polise, devlet kurum ve yargıya. Bugün Pakistan'ın yaşadığı sorun gibi. O sebeple neden eğitimle o ülkelere Arnavutluğa giriyor? Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Ve bugün tedbir almazsak yarın FETÖ'nün bulunduğu ülkeler için çok geç olur. Ve tüm kurumları ele geçirir. Bu FETÖ terör örgütünün yalnız olmadığını, arkasında güçlerin olduğunu ve hangi ülkelere ve hangi gizli servislere hizmet ettiğini de çok iyi görmemiz, bilmemiz lazım. Yani masum bir eğitime yatırım yapan bir kuruluş olarak görürsek aldanırız. Tıpkı bugün bazı Afrika ülkelerinin aldandığı gibi. Bazı Afrika ülkeleri hemen başında tedbir aldılar. Bugün bazıları zorlanıyor. Zorlanan ülkelere görüyoruz ki orada da o sızmalar olmuş. O yüzden kardeş Arnavutluk'tan da bu mücadelemize elbette destek bekliyoruz. Biz de Arnavutluk'un yanındayız. Marif Vakfımızla ve tüm kuruluşlarımızla kardeş Arnavutluk'un yanında olmaya devam edeceğiz. Çok değerli konuklar, Sayın Cumhurbaşkanı, bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağına ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağına dair haberler çıkmaktadır. Değişik kaynaklardan ve ABD'den gelen bilgiler, aldığımız haberler ve bilgiler de bunu teyit ediyor. Umarız bu haberler doğru değildir. Bu bilgiler yanlıştır. Aksi takdirde böyle bir adım sorunun çözümüne katkı sağlayamayacağı gibi bölgedeki kırılgan yapıyı daha da kırılgan bir hale getirecek, daha da tehlikeli bir hale getirecek. Barış yerine kaos gelecektir. Çözüm süreci tamamen ortadan kalkacaktır. Ve böyle bir adım her şeyden önce uluslararası hukuka ve uluslararası anlaşmalara aykırıdır. Bu adım Birleşmiş Milletler kararına, 1947 kararına aykırıdır. Ben süper gücüm, Birleşmiş Milletler kararını tanımam derseniz, o zaman Birleşmiş Milletler gibi bir örgüte de ihtiyacımız yok demektir. Birleşmiş Milletler kararlarını her şeyden önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin uygulaması gerekiyor, saygı göstermesi gerekiyor. Ve burada bir tek çözüm vardır, o da iki devletli çözüm. Yan yana iki bağımsız devlet. Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu ve 1967 öncesi sınırlarıyla bağımsız bir Filistin devleti ve İsrail devleti. Bölgeye barış ve huzur ancak böyle gelir. Şimdiden tüm dünyada büyük bir rahatsızlık var. Sadece İslam dünyasında değil, Hristiyan dünyasında da büyük bir rahatsızlık var. Esasen Musevilerin birçoğunda da rahatsızlık var. Çünkü Kudüs tüm dinlerin, üç dinin esasen kutsal mekanıdır. Ve buna herkesin saygı göstermesi gerekiyor.
ve dünyadaki rahatsızlığı söyledik. Herkesle görüşüyoruz. Ama şunu da söylemek isterim. Herkes sussa, Türkiye Cumhuriyeti olarak biz susmayız. Doğruları söyleriz, yanlışların karşısında oluruz. Biz tekrar temenni ederiz ki böyle bir adım atılmaz, böyle bir karar alınmaz. Dolayısıyla bu sorunun çözümüne hep birlikte odaklanırız. ABD gibi bir ülkeye de esasen bu yakışır ve bölgenin istikrarı ve huzuru için, kalıcı barış için birlikte çaba sarf ederiz. Çok değerli Cumhurbaşkanı, değerli konuklar, şahsıma verilmesi uygun bulunan Fahri Doktora unvanını tekrar ediyorum, büyük bir gururla kabul ediyorum. Bu vesileyle bugün aranızda bulunmaktan onur duydum. Sayın Cumhurbaşkanı, katılımlarınızla bizleri onurlandırdınız. Sizlere şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Ve buradaki kardeşlerimize, Arnavutluk'taki kardeşlerimize de gösterdikleri misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum. Türkiye olarak her zaman kardeş Arnavutluğun yanında olacağımızı bir kere daha vurgulayarak en kısa sürede tekrar Arnavutluk'ta ve de Türkiye'de buluşmak üzere hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Bakanım, müsaadenizle sizi bir süre daha sahnede tutmak isteriz. Zira ödülleri sizinle ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sayın İlir Metay'la sahiplerine ulaştırmak bizleri onurlandıracaktır. Ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sayın İlir Metay'ı da ödülleri sahiplerine takdim etmeleri için sahneye davet ediyoruz efendim.